Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birçok sandık açacağız. Aynı zamanda KVK'da rakiplerimiz belli oldu. Onlar hakkında konuşuyor olacağız. Öncelikle burada Cerolli krizi ve taarruzuna yönelik sandıklar var. Aynı zamanda Gölge Lejyonu, Altın Krallık ve Ian'ın sandıkları var. Bunları açacağım. Ama rakiplerimiz belli oldu. Bir ondan bahsedeyim. Şöyle gelelim krallıklara. 1597, 1596, 429 biziz, 446, 445, 406 krallığı, 1434 krallığı, 1020 krallığı, 1011 krallığı, 1431 krallığı. Eşleştirmeye baktığımızda aslında zaman algısı çok geniş. Yani binli krallıklar var ve onlarda Zenobia geldi. Henüz bizim krallığımızda valide şu an için Maurya var. Daha Zenobia'ya gelebilmiş durumda değiliz. Bu onlara garnizonda Zenobia'nın üstünlüğünü sağlayacak ama biz de kendimize güveniyoruz. Daha öncesinde zaten bütün KVK'larımızı kazandık ve savaşçı bir krallığız. Bunu da yine bu KVK'da göstermek istiyoruz ve göstereceğiz de. Onun dışında bir şeyden bahsetmek istiyorum dostlar. Son dönemde gelen yorumlarda şey var. Maruderslerin bu şu anki gelen etkinlikte biliyorsunuz ki bir bağış yapıyoruz. Süslüyoruz. Bu süslerin çıktığı bir sandık var. Barbar kestiğinde bunu elde edebiliyorsunuz. Şimdi Maruderslerin bunu verip vermediğine yönelik bir tartışma oldu yorumlarda. Ben de daha önce denk gelmediği için bunu bilmediğimi söylemiştim. Ama bugün geldiğinde Marudersler üzerinde denedik ve Marudersler bu sandıkları veriyor. Ve etkinlik kasarken biz şu anda bu sandıklardan elde edebiliyoruz. Ve etkinliği Marudersleri keserek asma konusunda ilerleyebiliyoruz. Yani kendi krallığımızda barbar kesmek zorunda değiliz. Bu bizim şansımız. Eğer size de KVK bu dönemde denk geldiyse mümkün olduğunca Maruderslar üzerinde AP'nizi harcayarak bu etkinliği kasın. Hem Maruders'ten kazanın hem de bu etkinlikte ilerlemiş olun. Sandıklarla devam etmek istiyorum. Bakalım sandıklar bize ne kadar şanslı gelecek. Bu sanırım Cerolli taarruzunda çıkan sandıklardı. Okçu veriyor bildiğiniz üzere o. Direkt okçuya yönelik ekipmanlar attı. Benim için çok aşırı önemli değil çünkü ben okçu değilim. Ve yakın gelecekte okçu olmayı da düşünmüyorum açıkçası. Gölge Lejyonu'nu açalım. Pantolondan 6 tane attı. Fena değil ama ben şu anda bu itemleri yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Bunların içerisinde bir tek ilgimi çektiğini söyleyebileceğim Şafak Gülü var. O da bir süvari ekipmanı. Ama sağlık verdiği için benim ilgimi çekiyor. İlerleyen aşamada hesabımı süvariye yönelik komutanlar kasmaya doğru evriltirsem ki böyle bir ihtimal var yani ilerleyen aşamada özellikle William ve Maurya benim çok ilgimi çeken komutanlar. Böyle bir şey olursa Şafak Gülü'nü tercih ederim bu sandıklardan. Şu an için böyle bir tercihim yok. Ne yazık ki burada şey yok. Piyadenin ihtiyacı olan kara akın tevazusu yok bu sandıkta. Bu yüzden mutlu olamıyorum. Gelelim diğer sandıklarımıza. Altın Krallık sandığımızı açalım. 30 tane. Hadi bakalım. Güzel attı. 2 tane eldiven verdi. Eldiven gayet güzel oldu. Aynı zamanda 2 tane de başlık aldık efsanevi bir şekilde. Gayet tatlı bir sonuç. Bir de eldiven vermiş ki değme keyfe. Ben de setin gaddarlığını zaten kritiklemeye çalışıyorum bu aralar. İyi olacaktır. 150 sandığımızı açalım. Ayakkabı 1 tane ayakkabı elde ettik. 3 tane de eldiven elde ettik. Bu da fena değil. Yani hiç alamadığım oluyordu. Özellikle ben video çekerken bu tarz sandıkları açtığımda hiç efsanevi sandık alamadığım oluyordu ve bu yüzden yayınlamadığım videolar vardı. O yüzden fena değil. Yayınlanabilir bir video oluyor şu ana kadar. Cerolli sandıklarımızı da açalım. 3 tane silah verdi. Gayet güzel. Ben piyadenin kılıcını yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Yani kalkan daha doğrusu. Çok fazla tercih edeceğimi zannetmiyorum. Çünkü piyadede sarı ekipmanlara çok fazla gitmeye gerek yok. Bir tek set ekipmanından başlığı beğeniyorum. Aynı zamanda göğüslükte de set ekipmanı olmayan 12 savunma vereni beğeniyorum. Bu yüzden ben ileride yine süvariye yönelik bir tasarrufta bulunacak olursam bu taslaklar benim o noktada işime yarayacak. Pantolonda yine gördüğümüz üzere ne yazık ki Karavak'ın tevazusu yok.
Droplar bu şekildeydi. Ben Mari ders kesmeye devam edeceğim. Bu arada şundan da bahsedeyim. Burada Mari ders keserken, eğer size yine denk geldiyse, köy incelemeyi biliyorsunuz zaten. Buradan köy buluyorsunuz ve sizi haritadan uzaklaştırıyor. Sonrasında buralara casus yolluyorsun. Mümkün olduğunca barbar görevlerini kabul edin ve o görevleri aradan çıkartmış olun. Zaten Mari ders kesiyorsunuz. Çok fazla AP harcayacaksınız. Bir yandan da buradan ufak tefek de olsa ödüllerle bunu tamamlayabilin. Hani hesabınızın gelişimine ufak da olsa katkı sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları lütfen sormayı unutmayın. Yorumlar kısmında sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.